Sözünü dinlemeyiş üzerinde duracağız. Secde kelimesini anlatacağız. Secdenin kelime anlamının çok farklı olduğu üzerine konuşacağız inşallah. Ve inşallah şeytanı aslında bizim nefsimiz olduğunu ve her an bize yanlışa götürmek üzere hareket ettiğini hatırlayacağız. Burada tabii ki Adem'e secde etmeyen şeytan üstü. Yani ben ona entelektüel şeytan diyorum. Ona biz iblis diyoruz. Yani şeytan insanı kötülüğe yönlendirir. Ama iblis ben der. Ben. Yani ben ondan üstünüm. İşte orada ben üstünüm kelimesi geçtiği anda şirk başlıyor. Çünkü ben diye bir varlık olmuyor. Hiçbirimizin bir varlığı olmadığını Allah bize öğretiyor. Biz yokluk ve hiçlik üzere inşallah Allah'a ulaşacağımızı peygamber tarafından bize örnekle öğretildiği için ben kelimesinin manası kullanıldığında ne kadar büyük bir edepsizlik yaptığımızı şimdi böyle yani her konuda ama hani şimdi birçok kişi diyor ki ben mütevazıyım. İddia ettiğimiz her konuda iddia sahibi olduğumuz her konuda ne olursa olsun. İster rüyalarımız çok güzel olsun, ister biz çok şey bilelim. Hiçbirimiz bir kuvveti kudret değiliz Allah'tan başka. O halde iddia ettiğimiz her konuda ben diyoruz demektir. Onun için iddia sahibi insandan evliya olsa kaçın. Lütfen. Çünkü o gerçekten Allah'a şirk koşuyor demektir. Biz gerçek mürşid-i kamillerde hiçbir şekilde iddia görmedik. Benlik görmedik. Onlarda bilakis tevazu, hizmet ve insaniyet gördük. Zaten insanların şaşırdığı nokta da bu. Allah'a yalnız ibadet edilir. Hocam Kenan Erdufai diyor ki, ben çok seviyorum kız. Kulluğu müminlerin bir ulu süphanedir. Hizmeti dervişlerin er olan insanedir. Ayırmış. Kulluk Allah süphan vasfına. Yani idrak edemediğimiz, bilemeyeceğimiz, peygamberin bile bilemeyeceği, Allah'ın hiç bilinmeyen sonsuz birliğine yapılır. Taptığımız yer orasıdır. Ona aşık oluruz, ona taparız. Çünkü onu bilebilsek, idrak edebilsek, sınırlasak tapamayız, sevemeyiz. Ama bilemediğimiz için taparız. Çünkü her an yeni şanla tekrar tekrar onu idrak ettiğimiz için taparız. O halde tapma noktası buysa, biz yaratılmış bir şeye tapamayız. Ancak ona kul da olamayız. Kulluk o zaman yalnız Allah'ın süphan vasfınadır. Ama hizmet bana bu süphanı öğretenedir. Yani dervişlerin hizmeti mürşitlerinedir. Burada çok güzel ayırmış hocam. Mürşide tapmayın, mürşidin öğrettiği Allah'a tapın diyor. Ay ne kadar güzel bir ayırım. Değil mi efendim? Mürşidin idrak ettirdiği Allah fikrine tapın. O halde insanın insana aşırı sevgisi mutlaka o kişi tarafından bir hezimete uğratılacağının delilidir. Yani kime aşırı ilgi duyarsak, kime aşırı sevgi duyarsak mutlaka oradan bir sıkıntı yaşayacağız demektir. Bu mürşide bile olsa ondan yaşayacağımız sıkıntı da şu olur, bu dünyadan gidince çok büyük sıkıntı yaşarız. Demek ki onu bile sadece ve sadece bana Allah'ı öğretmek için memur olan bu güzelliği seveceğiz. O kadar. Anlatabiliyor muyum? İşte burada eğer iblis bu farkı anlasaydı, yani Allah'ın Hazreti Adem vasıtasıyla kendini öğrettiğini anlasaydı, o zaman orada Allah'ın emrine uyar ve ben demekten vazgeçerdi. Burada tabii ikinci bir çok büyük öğreti var. Orada şu ki, kimden Allah ismini duyarsak ona karşı bilgiyle çıkmayalım. Yani ben senden iyi biliyorum, ben biliyorum, ben en çok şeyden korkuyorum. Bakın, peygamberin en büyük özelliği tam miraca çıkarken edepte olması. Yani Allah ona en büyük yakınlığı İhsan etmişken o ben hiçim diye. Ha. Şimdi demek ki Allah bize bazı yetenekler verebilir. İşte efendim bir sürü insanlar var. Fal bakıyorlar, görebiliyorlar. Memişler falan var. Hakikaten görüyorlar. Bazı hocalar var.
Dün bir çocukcağız geldi, ona bir kişiler rahatsız ediyormuş iç dünyasında. O hoca ona kimin vasıtasıyla büyü yapıldığına kadar ismiyle söylemiş. Yani demek ki bazı insanlarda, bazı kişilerde olmayan yetenekler var. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah söylüyor. Bazılarına yetenek verdi ama doğru yorumlayamıyorlardı. Öyleyse yetenekli insanlar, yeteneğim var diye ortaya çıkıyorlarsa onlardan kaçın. Kaçın. Çünkü yetenek bazı insana fazla akıl verir insan. Bazı insana mühendis kafası verir, bazı insana güzellik verir. Bunların hepsi birer yetenektir. Bunlarla övünmek ve bunlardan dolayı Allah'a daha yakın olduğunu iddia etmek en büyük şirktir. Çünkü peygamber böyle bir iddiada bulunmamış, her türlü özellik önüne verildi yani. Yani bu konulara çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum acizane. Ben de inanın öğrendikçe daha çok korkar oldum. Yani inanın öğrendikçe, Allah'la ilişki arttıkça benlik yapmaktan daha çok korkuyor insan. Çünkü mesela normal halde ben demek benlik yapmak olurken, öğrendiğin zaman içinden ben diye geçirmek dahi kibir oluyor. Ben daha iyi bilirdim ondan ya da ben bir şey söyleyeyim, ben evet hemen bir kibirleniyoruz ya, orası bile şirk oluyor. O zaman bütün bu bilgileri öğrenmek çok büyük lütuf ama yanında getirdiği çok büyük bir mesuliyet var. Çünkü hiçbir öğretmen mesela ilkokul çocuğuna niye Einstein'ı bilmiyorsun diye kızmaz fizik öğretmeni. Ama öğrettiği öğrenciyi sorumlu tutar, öyle değil mi efendim? Demek ki Allah da bize bu ilmi veriyorsa verdiği ilimden mutlaka sorumlu tutacaktır. Öyleyse hani elimizde ne var? Hiçbir şey yok. Ancak Allah'a niyaz edelim ki son nefesimize kadar bizi korumaya alsın. Şimdi göreceğiz, asıl amel son nefestir. Bugün çok güzel görünsek de asıl amel son nefesteki halimizdir. Allah orada bizi düzgün ve güzel kılsın. Ayet 34. O zaman meleklere Adem'e secde edin dedik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik, iblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yüz çevirdi, büyüklük tasladı, kafirlerden oldu. Allah burada da çok enteresan bir örnek veriyor. Adem'e secde et. Adem, devrin Adem'idir. Buradaki secdeden kasıt biraz sonra göreceğiz. Önünde yüz sürmek demek değildir. Onun bilgisi önünde eğil demektir. Yani onun bilgisine uy demektir. Çünkü Kenan Fahri Hazretleri'ne annem soruyor. Efendim bize bu kadar yaptıklarınıza karşılık biz size ne yapacağız? Efendim de cevap veriyorlar. Siz benim söylediklerimi uygulayın, bana en büyük mükafatı vermiş olursunuz. O zaman onun söyledikleri Kur'an olduğuna göre, Kur'an'ı uyguladığımız zaman Adem'e secde etmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar basitin için. Yoksa önümüzü, yüzümüzü, gözümüzü sürmek falan değil. Böyle önünde eğilmek, bir şeyler yapmak. Ben Sami annemden biliyorum, hiç sevmez. Hiç. Mensubane halleri hiç sevmez. O son derece kaliteli bir insandı. Yokluk ve hiçlik severdi. Bakın Hayri hocam, Allah ondan iki cihanda razı olsun, Kur'an-ı Kerim hocam. Çok böyle mübarek birini Sami Anne'ye götürdüğünü zannederek seviniyormuş. Konuşmuşlar Sami Anne'yle o kişi uzun uzun. Sonra çıktığında Hayri hocam Sami Anne'nin yüzüne bakmış. Dedi, aferin Hayri, ne güzel bir insan. Ah oğlum, bunlar yetenekle ve ilimle olsaydı herkes imanlı olurdu dedi. Demek ki o yokluk ve hiçlik arıyor. Demek ki bilgi aramıyor. Ben biliyorum aramıyor. Ben şu konularda üstünüm aramıyor. Yokluk ve hiçlik arıyorlar. Mürşitler kendi gibilerini istiyorlar. Kendileri yoktu. Bakın Sami annemin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, keşke kalemime hükmüm geçseydi. Yani demek ki yazdıran Allah. Değil mi efendim? Ama buna rağmen bir kere o kalemden dolayı yazdığı şeyden ödül alınca sevindiğini görmeyeceğim. Son derece utanırdı ve edep içine girerdi. Onu anlatmak isterim yani. Şimdi ben burada
ayetin belli bir kısmından başlayacağım. Çok uzun anlatmışız çünkü ayeti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın meleklere yeryüzünde halife olarak yaratacağı Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrettiğine dair ayetlerden ve bu ayetlerin bir arada değerlenmesinden ortaya çıkan hususlar şu şekilde özetlenebilir. Bu secde emri meleklere Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce haber olarak verilmiş. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması tamamlanıp ruh üflenmesinden ve meleklerden üstün olduğunu gösteren isimlerin öğretilmesinden sonra tüm melekler tarafından topluca ve aynı anda gerçekleşmiştir. Şimdi burası çok önemli. Demek ki, burası çok önemli, Adem'i meleklerden üstün kılan tek bir şey, meleklerde bir veya birkaç isim varken Adem'de Allah'ın bütün isimleri tecelli ediyor. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için melekler anlamıyorlar ve idrak etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki anlasalardı bu kan dökücü adamı niye yarattın diye sormazlardı. Şimdi bu kan dökücü adamı niye yarattın sorusunun arkasında bir kere meleklerde görme kabiliyeti var. Geleceği görüyorlar. Adem'den gelen neslin kan dökücü olacağını görüyorlar. Ona rağmen niye diye soruyorlar. Çünkü nur-u ilahiyi görmüyorlar. Çünkü nur-u ilahiyi görebilir. Burası çok önemli arkadaşlar. Nur-u ilahiyi görebilme kabiliyeti onda da ancak bütün isimlerin olmasıyla olur. Yani o kişi, o varlık Allah'a ait bütün isimlerle donanmalı ki kendinden kendini idrak edebilsin. Evet, kendinden kendini görebilsin. Ama meleklerde bu yok. Mesela melekler bizim melekelerimiz gibi. Mesela duyma melekesi yalnız duyar görmez. Görme melekesi görür ama duymaz. Gördüğü kadarını idrak eder. Öbürü duyduğu kadarını, öbürü hissettiği kadarını. Diğerlerini bilmez. Öyleyse isimlerle sınırlandırılmış. Melekleri bizim gibi düşünürseniz, biz de taşıdığımız isim vasıtasıyla hem Allah'ın parçası oluyoruz, hem de o isimle sınırlandırılmış, Allah'tan ayrılmış oluyoruz. Çünkü biz bir veya birkaç ismin tecellisiyiz. Allah bütün isimlerin zatı, özü ve hakikati. İnsan-ı kamil bütün isimlerin tecellisi. Anlatabiliyorum abim. O halde Allah zat-ı ilahisini hiç kimse bilemez. Ancak isim ve sıfatlarıyla kamil insanda tecelli etti. Daha doğrusu alem denen aynada gözüktü. Bu alemi bizim görebilmemiz için, alemde Allah'ı idrak edebilmemiz için alemin canlanması lazım. Çünkü beni Allah kendi ismiyle canlandırdı. Alemin canlanması için de insan-ı kamile ona can olarak verdi. Can. Yani alemi olmayan, ruhsuz alemi ruh olan insan-ı kamille canlandırdı. Ben ancak o ruhu idrak edersem alemde Allah'ın isimlerini seyredebilir kabiliyete geçiyorum. Bu yüzden de melekler isimlerin bazılarına sahip oldukları için Adem'de tam tecelliyi göremediler. Anlatabiliyor muyum acaba? Çok mühim. Adem'e secde emrini veren ayetlerde geçen lam harfi ceri, meleklerin bizzat Adem Aleyhisselam'ın şahsına secde ile emrolunduklarını gösterir. Bu emri veren Allah-u Teala olduğu için yapılan secde Allah'a itaattir. Aslında orada Adem'e secde edilmiyor, Allah'a itaat ediliyor. Çünkü emri veren bizzat Allah. Şimdi Allah sana bir emir verir, senin aklın ona ermese de orada uyarsın. İşte Kur'an'ın güzelliği budur, imanın güzelliği budur. İman nedir dersen aklının ermediği ayete biat edin. Bunun adına biz gayba iman diyoruz. Şimdi ne diyor Peygamberi Allah-u Azimişan Yasin suresinde? Sen onları elleme, onlar gayba iman etmedikleri için onlara faydan olmaz diyor. Demek ki gönülleriyle Kur'an'ı tam manasıyla kabul etmeyen insana anlamasa bile, bakın niye secde ettiğini bilmese bile,
İtaatte eksiklik gösteren insana peygamberin faydası da, peygamberin dahi faydası olmuyor. Çok önemli. O halde Allah'a itaatte kesin emir vardır. Bu emri yerine getirmeyen iblis meleklerden ayrılarak Allah'a karşı gelenlerden olmuştur. Bu secde ibadet secdesi anlamında değildir. Allah-u Teala'dan başkasına yapılması emredilen secde yüceltme ve selamlama anlamındadır. Şimdi Allah kendinden ama zatına değil, isimleri ve sıfatlarının tecellisi olan Adem'e secde emrini verseydi şunu demek istiyor. Aynı hocamın söylediği gibi, yani kulluk Allah'a, hizmet Adem'e. Çünkü Adem vasıtasıyla beni tanıyacaksın. Ona hizmet et. Burada ona hizmetten kasıt, işte gene hocama söylenilen gibi, onun hareketlerine, haline, tarzına uymak. Ona benzemeye çalışmak. Şimdi ben kime benzemeye çalışacağım? Önümde bir örnek olmazsa, Kur'an-ı Kerim'i okudum, hani örnek yok. O zaman derim ki bu ütopik bir hayat. Hayali bir dünya, ben buna benzeyemem derim. Boşuna ibadet etmeyeyim derim. Ama önümde yaşayan Kur'an'ı görürsem, aa o yapabilmişse ben de yaparım diyor insan. İşte o zaman ona benzemek üzere hareket ediyor. Buna da hizmet deniyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Söz konusu secde terim anlamında gerçekleşmiş olabileceği gibi lugavi anlamda veya farklı bir şekilde de gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir şey tespit edilemez. Hakikatini tam olarak bilemediğimiz varlıklar olan melekler, aynı zamanda fiziksel bir anlam da taşıyan secdeyi, kendi varlıklarıyla mütenasip bir tarzda yerlerine getirmişlerdir. Ancak burada meleklerin secdesinin şekilselliği değil, içerdiği anlam ön plana çıkmaktadır. Yani demek ki burada kastedilen secde, melek iyilen bir varlık olmadığına göre, meleğin vücudu olmadığına göre şeklen eğilmek değil, mürşidin önünde, mürşidin hakikati önüne baş koymak demektir. Yani Allah'ın emirleri önüne baş koymak demektir. Acaba anlatabiliyor muyum? Yani bu şeye benziyor. Birincisinde Allah diyor ki, biliyorsunuz melekler iki tane secde yaptılar. İki secde yaptılar, bir secde yapmadılar. Birincisinde Allah emretti diye secde ettiler. Adem'i falan tanımadılar, görmediler. Dediler ki kan dökeceğim ama Allah emretti. İşte buna şeriat diyoruz. Yani Allah'ın emirlerine uyarak huzur bulmaya şeriat diyoruz. Bugün herkesin ödü kopuyor ya şeriat kelimesini. Çok gülmek lazım. Çünkü Allah'ın yap dediğini yapıp yapma dediğini yapmamak şeriattır. Yani Allah diyor ki ben sana dünyada kolay yaşaman için reçete veriyorum. İster uy, ister uyma, bana ne diyor? Yani ben uyarsam ben rahat ediyorum. Şeriat budur. O halde meleklerin itaati şeriattır. Çünkü onlar hiçbir şey görmedikleri halde emre uydular. Burası çok güzel bir şey. Bu gayba iman. Bu gayba iman. Yani bu Allah'ı görmediğin halde Allah'ın seni gördüğünü bilerek namaz kılmaktır ki buna ihsan. Yani birinci secdeyi yapmak bir ihsandır, lütuftur. Ama başlarını kaldırdılar, bir kısmı alnının, Adem'in alnında Nur-u Muhammedi'yi gördüler. Dediler ki doğru yere secde etmişiz, ikinci secdeyi yaptılar. Namazdaki iki secdenin manası budur. Namazda iki secde yapmamızın manası budur. Ha, Kabe'de, içeride bir de üçüncü secde yapmış. O da her ne o zaman sadece Adem'in alnında gördükten sonra o nuru ilahi vasıtasıyla yaratılmış her yerde o nuru görmeye başladılar. İşte o zaman üçüncü secdeyi yaptılar. Yani her nereye dönsen Allah'ın veçi oradadır ayeti Kabe'nin içinde tecelli etti. Ve bu sefer böcekte de onu gördüler. Sana kötülük yapan Kur'an'da da onu gördüler, nuru ilahiyi. Yani kuvveti, kudreti sadece nuru Muhammedi'ye ait olduğunu gördüler. Bunu arkadaşlar, bu idrak edildiği anda şahıs kalkıyor. Şahıs kalkıyor. Hani Mevlana'ya, Hazreti Mevlana'ya gitmişsin, Hazreti İbn Arabi'ye gitmişsin, Hazreti işte Ahmet Erfa'ya gitmişsin, Kenar Erfa'ya gitmişsin. Her birinde nuru Muhammedi'ye secde ediyorsun. O şahıs kalktığı anda kime gidersen git, Allah'a gitmiş oluyorsun. Bu çok güzel yani.
Ama tabii evet. Çok güzel soruyorum. Bu ila ey mühendisine amine amine billah diyorum. Bu... Aynı şey demek. Aynı şey. Her nerede, her yerde o. Başka bir şey. Çok merak ediyorum. Evet. Yani secde ettiğimiz, Allah'ın iman ettiğimiz her varlığında aslında her varlığını da aşıyoruz. Yaratılmış her varlıkta onun ismine secde ediyoruz. Burada şimdi siz gidip kafirin önünde sende de Allah'ın ismi var diye secde etmiyorsunuz. Demek ki secde kelimesi önünde eğilmek değil. Ama kafir de lazım dediğiniz zaman secde etmiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes lazım. Her şey lazım. Bu alemde her şey gerekli dediğiniz zaman işte bütün varlıkların önünde secde etmiş oluyorsunuz. Kabe'nin içinde oluyorsunuz. Değil mi? Bu bir çünkü Kabe'nin içinde olmak bir deyimdir. Yani sen o hale geldiğin zaman hep Kabe'nin içinde, başka yerde değil. İnşallah. Ben tabii huzurluysan hep içindesin. Konaktayız bir şey dolayısıyla deprem oldu. Deprem oldu ve depremden çok korkan insanlar var dostlarımız arasında. Hepsi dediler ki ah hocamız teşrif etti dediler. Hiç kimsenin kılı kıpırdamadı. Demek ki konakta olunca hadise olarak gelmiyor. Her yer orasıysa, her yer öğretmeninin önüyse o zaman hiçbir hadiseyi yanlış görmüyoruz. Her şey lazım ve gerek. Bunun size getirdiği huzur ve mutluluğu düşünsene. Kızacak bir şey kalmıyor, sinirleri. Tam mesela bir arabayı kaçırıyorsunuz, eyvah geç kalacağım diyorsunuz. Bazen kuluz diyoruz. Sonra bir anda düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki bunu yapan kim? Allah azimüşşan. Demek ki benim buraya biraz geç kalmam gerekiyormuş. Elimde olmadan kaçırdım. İsteyerek yapmadım ki zevkim için de yapmadım. O zaman burada teslim olmak zorundayım. İşte bu çok önemli bir şey. Teslimiyet. Allah'a teslim olmak. İslam'ın hakikati bu. Evet. Evet. Tabii. Tabii. Şimdi çünkü bazen birinci secdeyi yapıyorsunuz, bazen ikinci secdeyi. Gördüğünüzde ikinci secdeyi de yapmış oluyorsunuz. Bazılarını görmediğiniz halde razı olunca sadece birinci secdeyi yap. Anlatabiliyor muyum? Adem hak olunmazdı. Adem niçin secde mahalli oldu? Bu kitapta biraz değişik bir üslup kullandık biz. Soru cevap şekline getirdik kitabı. Çünkü konu çok önemli olduğu için. Adem niçin secde mahalli oldu? Şimdi onu inceliyoruz. Adem halkolunmazdan evvel Cenab-ı Hak emaneti göklere, dünyaya ve dağlara arz eyledi. Bunlar kabul etmeyip özür dilediler. Fakat insan zayıf ve aciz halkolmuşken emaneti nefsine yüklendi. Ve sonra ağırlığını tahammül edemeyip ayağa sürçtü, düştü. Ve dizüstü gelip ya Rabbi nefsime zulmettim diye yalvarmaya başladı. Cenab-ı Hak niyazını kabul etti ve onu rahmetine gark etti. Çünkü Adem nefsinin hazlarını terk edip Allah'ın rızasını kabul ettiği için nefsine zulmederek emaneti kabul etmiştir. İşte Adem'den gayrısı gök ehli, dağlar cümlesi nefislerin hazlarına helal gelmemesi için emaneti kabul edemediler. Yani dağ nasıl etsin? Allah'ın zerresi vurdu, çurdağı parça parça oldu. Allah'ın emanetini nasıl kabul etsin? Biliyor ki parçalanacak. Çünkü sadece vücuttan ibaret. Ama insanoğlu biraz aptal, biraz idraksiz, biraz aciz ama en önemlisi aşık. İnsan emanet olan aşkı kabul etti. Çünkü insanoğlunda Allah öyle bir kabiliyet yarattı ki bu kabiliyetle insanoğlu bu dünyaya gelip Allah'ı tanıma zevkini istedi. Yani birliğin içinde, suyun içindeki balık suyu tanıyabilir mi? Ancak çıkardığınız zaman tanıyor. Birliğin içinde o zevki tanımıyoruz. Birlikte zevk yok. Hani hep cennette yaşayan insan zevki ne bilsin? Ara sıra çıkacak o cennetten. Değil mi efendim? Adem gibi sürçecek, hata yapacak, cenneti özleyecek. Yani birliğin içinden ayrılıp tekrar o birliği özleyecek. Orada hasret girecek. O hasret, hani Mevlana'nın Mesnevi'nin başında ciğeri cayır cayır hasretle yanmış bir gönül isterim, beni ancak o anlar diyor ya.
ezeli vatanından ayrı kalmanın hasretini duyacağım. İşte burası o kadar güzel bir şey ki buna sıla hasreti deniyor. Mesela çok hissedersiniz. Bazen akşamüstü yalnız kaldığınızda böyle güneş batarken çok bir gariplik hissedersiniz. Aslında o gariplik birini özlediğinizden değildir. Çünkü özlenecek kimse de yok aslında. O gariplik o ana vatandan ayrı kalmanın garipliğidir. Onun için genelde biz çocuklarımızı 7 yaşında namaza başlatmaya çalışırız. Deriz ki 2 rekat. Hadi 2 rekat namaz kıl. Biraz da biz şöyle yapıyoruz. Çocukları sabah namazına götürüyoruz küçükleri. İlk kıldıkları namazdan sonra herkes parayı yiyor bunlar. Ay tebrik ederim. Ne ilk namazını kıldı. O para veriyor, bu para veriyor. Böyle zengin oluyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Teşvik etmek lazım. İbadete çocukları teşvik etmek lazım. Sami anne yarım gün oruç tutturur. Sonra onun sevabını parayla satın alır. Ki çocuklar oruç tutma zevkini yaşasın diye. Böyle böyle çocuklara ibadet zevkini aşılamak lazım. Sonra o çocuk mesela ilk ben Ali Kağan'ın hatırlıyorum. Hemen gidip arkadaşlarına ben namaz kıldım, çok para kazandım, gelin size de kıldırayım diye okulda namaz kıldırdığını yuvada. Yani böyle böyle çocuk 7 yaşında eğer namaza başlarsa namaz insanı ana vatan özleminden uzak tutan yegane şey. Çünkü o izlemi gideriyormuş Allah'la beraber olduğunuz. O bakımdan burada bir yani Adem bunu kabullendi. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli bir mevzu. Çok önemli. Adem nefsinin hazları terk etti. Hak Teala melaikeye hitaben. Ben arzda halife yaratacağım. Buyurduğu vakit melaike Ya Rab sen yüzünde yeryüzünde fesat yapan, kan döken kimseyi halife yapar mısın? Halbuki biz seni devamlı tesbih ve takdis ediyoruz buyurdular. Hak Teala ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Ne güzel. Ve ondan sonra melaikeyi davalarında delille susturmak için ey melaike davanızın doğruluğunda sadıksanız şu esmayı haber veriniz buyurdu. Onlar da biz mazhar olduğumuz Süphan ve Kuddüs isimlerini biliriz. Ve senin bize öğrettiğin bunlardır. Biz ancak onları biliriz dediler. Ondan sonra Hak Teala Adem'e, ey Adem sen bütün esmaları biliyorsun. Onlara öğret dedi. Görüyor musunuz? Yani melaike ancak Allah'ı tenzih eden isimleri biliyor. Ama Adem'de hepsi tecelli. Şimdi burada yaratılışın ne kadar mühim bir sebebi daha ortaya çıktı. Allah'ın isimleri ezelden Adem'de toplandı. Ama isimleri Adem tanımıyordu ki. Neden? Bakın söyleyeyim. Cennette günah yoktu ki Af ismini tanısın. Değil mi? Cennette katledilecek bir şey yoktu ki Allah'ın Katil, Celal, Cemal isimlerini biz. Orada yalnız birlik vardı. Bir şeyi öğrenmek, bilmek demek değildir. Onu görmek ve hal etmek gerekir. Öyleyse Adem suç işledi. Yani Allah'ın yapma dediği şeyi yaptı. Karşılığında Allah onu affetti. Aa, af ismi neymiş anladı. Affa ihtiyaç duydu. İçinde bulunan o isme ihtiyaç duydu. Ve ortaya çıktı. Anlatabiliyor muyum söylemek istedim? O zaman bütün isimleri Adem dünyada tevazu içinde bir tanıdı, gördü. Bilmekle kalmadı, yaşadı ve yaşattı. İşte insan-ı kâmilin bizden farkı bu. Biz bir veya birkaç ismi içimizde aşikar ediyoruz, enel hak diyoruz. Ha ben de Allah haklı çıktı bak, ben ona ait ismi ortaya çıkardım diyoruz, enel hak diyoruz. Halbuki bütün isimleri Adem ortaya çıkarıyor, enel hak demiyor. Demiyor. Çünkü enel hak da bir makamdır. Ancak isimlerin birkaçı ortaya çıktığında insan bağırır. Daha da derine girdiğinde söylemez. Anlatabiliyor muyum acaba? Ama çok mühim, çok mühim. Binaenaleyh melaikeyi, melaike o İsmail kendi nefislerinde müşahede etmekle değil, Adem'in kendi nefsinde müşahedesi üzerine vaki olan beyan ile öğrendiler. Yani
Hazreti Adem Allah'ın emri üzerine melaikeyi halle göstererek, işte mürşidin bizden farkı bu, halle göstererek öğretti. Yani Allah'ın bütün isimlerini halle göstererek öğretti. Bakın beni etkileyen isimlerden birisi Vedud ismidir Allah'ın. Çok tesir ediyor bana. Yapımla alakalı bir şey. Vedud ismi seven Allah, sevilen Allah demektir. Seven de, sevilen de Allah. O zaman Adem Allah'a öyle bir sevgi gösterdi ki o sevgiyi göstermeye bir kulun gücü yetmez. O zaman herkes Adem'e bakıp sen gösteriyorsun ama aslında seven Allah, sevilen Allah. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde bir kuvveti kudret yok. Bizden ortaya çıkan bir muvaffakiyet varsa o Allah'a aittir. Ha, onu söyledi Adem, onu gösterdi. Mevlana Hazretleri de bunu diyor. Ben söyleseydim Mesnevi bir hafta tesir ederdi. Allah söylediği için diyor asırlarca tesir edecek. Demek ki insan-ı kamiller konuşurken atan el benim elimdir ayeti zuhur ediyor. O bakımdan onlardan öğrenmek çok önemli. Hal etmişten öğrenmek çok önemli. Yani inanamıyorsunuz. Onlar bir şey zuhur ettiriyorlar. Allah Allah, bu mucizeye bak diyorsunuz. Aslında mucize falan yok. Allah istiyor. O onu yüceltiyor. Ondan bir şey yapıyor. Yapan Allah, yaptıranı. Ha, o zaman biz kul olarak eğer böyle bir şey, bir güzellik bizden zuhur edip de başkasına tesir ettiyse ancak Allah'ın bize gösterdiği yakınlıktan dolayı Allah'a şükretmekten başka bir şey yapar. Ben yaptım diyemeyiz. Diyemeyiz, rezil-i bednam oluruz. Evet. Binaenaleyh onlar Esma'ya ait ilimleri zevki ve şuhudu değil, haber alarak aldılar. Bu halde Adem onların öğretmeni oldu. Ve Hak Teala'ya melaike öğretmenleri olan Adem'e secdeyi emretti. Demek ki burada bana bir harp öğretenin kulu köle, 40 yıl kulu kölesi olurum diye Hazreti Ali'nin manası tecelli ediyor. Hele yani ben çok iyi hatırlıyorum, Emin Oktay Bey'di benim tarih hocam. 80 yaşındaydı o zaman bizim tarih dersimize gidiyor. Ben ona aşıktım. Çünkü çok güzel tarih anlatıyordu ve ben hiç 9 almadım. 2 sene hocam oldu, hep 10 aldım. Ve iki konu fazla çalışırdım ki hocam benden memnun olsun diye. Şimdi bir tarihi doğru öğreten öğretmene bu kadar hayran kalırsanız, size Allah'ı öğreten, size iç huzuru veren, size dünya huzurunu ve zevkini veren öğretmeni nasıl sevgi, saygı ve hürmet duymaz, aşık olmazsınız, soruyorum size. Orada sizin duyduğunuz hisler o kişinin şahsına olamaz ki. O bana öğretme kabiliyeti Allah'a ait. Çünkü Eflatun diyor ki, eğer Allah dünyada bir meslek seçseydi mutlaka öğretmenliği seçerdi. Demek ki peygamberinden öğreten o, mürşidinden öğreten o. Allah razı olsun yani. Yani duyduğumuz sevgiye şaşmasınlar, onu söylemeye çalışıyorum. Ben bir kişiye sevgi duymuyorum, beni huzura kavuşturana sevgi duyuyorum. Burada bir hikaye anlatmak isterim. Hazreti Mevlana bir gün bir yoldan geçiyormuş, 17 yaşında bir Yahudi çocuğunu asacaklar. Hazreti Pir de dayanamamış, merhamete gelmiş, sırtından cübbesini çıkarmış, çocuğun üstüne cübbeyi koymuş. O sırada gelmiş asmak üzere adam, demiş ki ben Mevlana'nın cübbesiyle örttüğü adamı asamam. Yani buna ne benim ne dünyada herhangi bir insanın gücü yeter, bunu serbest bırakalım. Çocuğu serbest bırakınca çocuk geliyor, Mevlana'nın ayaklarına kapanıyor, beni Müslüman et diyor. Müslüman oluyor, Mevlana'nın müridi oluyor. Ondan sonra Mevlana benim Allah'ım demeye başladı. Bu sefer yine yakalıyorlar çocuğu, hapse atıyorlar. Konya buna alışık da değil böyle bir şey. Diyor ki hakim, Mevlana benim Allah'ım mı dedin sen diyor. Haşa diyor. Ne dedin diyor. Mevlana benim Allah'ımın Allah'ı dedim diyor. Ay bu deli bırakın diyorlar, bırakıyorlar. Mevlana'ya geliyor, ne dedi? Sen niye böyle söyledin? Diyor. Sen diyor benim içimdeki Allah'ı ortaya çıkarttın. Bendeki Allah'a ait bütün güzellikleri aşikar ettin. Sen benim her şeyimsin diyor.
Çünkü ben Allah'ın sayesinde tanıttım diyor. Estağfurullah, ben kim oluyorum? Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum ki bizim mürşidim, ben bu hafta mürşidimle ilgili bir bilmiyorum, takip edebiliyor musunuz? Bizim bir dergimiz var internette. Nefes dergimiz. Eğer internete giriyorsanız tavsiye ederim. Ben bu hafta hocama anlattım, Samiha'yı verdiğim. Fakat çocuklar röportaj yaptılar. Ben de coştum, ağzıma geleni söylemişim. Sonra okudum. Ay, oynattım ben herhalde dedim. Yani bu kadar aşikar nasıl söyledim diye. Ama şimdi de düşünüyorum, diyorum ki demek ki ortaya çıkması gerekiyor. Yani hocanıza duyduğunuz sevgi şaşırtmasın. Orada menfaat yok. Orada o hoca zaten bir öğretmen öğrenci ilişkisinde bile öğrenci hocadan hep nefret edebilir. Ama öğretmen hep sever. Yani öğretmen sınıfa girdiği anda o çocukların hepsini sever. Hiç kimse inanmaz ama en sert, en ters, en kötü gözüken hoca bile öğretmenler odasında o burnu akan, o zayıf olan çocuklardan öyle bir bahseder ki aşkla anlatamam size. Çünkü öğretmen demek zaten öğrenciyi sevme ihtiyacında olan iş demek. O yüzden hele maneviyat öğretiyoruz. Onun da sevdiği biz olmuyoruz tabii. Onun, yani melaike Allah'a, her insan kendindeki ismi açığa çıkardığında melaike Allah'a vallahi Allah'ım bir kere daha haklı çıktın dermiş. İşte mürşit de bizden doğru bir şey zuhur ettiği zaman Allah'ına karşı Allah'ım çok şükür. Mesela hocam hiçbir zaman ben bu çocuklarla iftar ediyorum demezdi. Bunlardan dolayı sana şükrediyorum Allah'ım derdi. Halbuki bize eğiten o. Ama söylediği laf çok önemli. Ben iftar ediyorum derse ben yetiştirdim onu. Bunlardan dolayı sana şükrediyorum Allah. İşte böyle bir eğitim insanı hakikaten Allah'a iletiyor. Allah ayırmasın manasını. Bu secde ibadet secdesi değil, insanların Kabe'ye secdesi gibi emre secdedir. Ve alemi diğerlerinden üstün tutarak şereflendirmektir. İbadet secdesi ancak Hakk'a mahsustur. Yani Kabe'de, Kabe'ye secde ediyoruz. Kabe'ye secde ettiğimiz zaman taş bir binaya mı secde ediyoruz? O zaman Allah korusun putperest oluruz. Değil mi? Ki taşa secde eder. Neye ediyoruz? Oradaki Allah'ın hakikatini ediyoruz. Âleme de secde ederken diyor. Yani sözünü dinlerken oradaki Allah'ın hakikatine ve isimlerine ediyorsan zaten Âleme etmiş olmuyorsun. Şimdi benim anlamadığım nokta şu. İnsanlar Kabe'ye bayıla bayıla gidip secde ediyorlar. Ama insan-ı Kabil'i bu da kimdir? Bu geçen gene duydum. Bu matasavvıflar artık iyice oynatmışlar diyorlar. Evet. Çünkü idrak yok. O ilim onda yoksa idrak edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Allah razı olsun, bir ilahiyatçı arkadaşımı dinlemiştim. Diyordu ki Sami anneyi tanıyana kadar ben de öyleydim. Diyordum ki insanın önünde filan eğilmez, onun sözü dinlenmez. Allah'ın sözü, Kur'an bize yeter. Ama yaşayan Kur'an'ı gördüğünüz zaman, yani o Kur'an ahlakında her şey var. Yani insani gördüğümüz her şey var. Ben Sami annede misafire hürmet, söze riayet, adab, edep, kendine bakım, kendi tuvaletini kendi temizlerlerdi. Asla kimseye bırakmazlardı. Son derece şıktılar. Ama çok kibardılar. Ve çok edepliydiler. Yani o kendine bakımı da görüyorsunuz. Her şey Kur'an ahlakını tam olarak üstünde göreceksiniz. Sonra şunu anlatmak isterim. Buradan insan-ı kâmil deyince de benim de gördüğüm geliyor aklıma. Bir gün öğrencilerimden bir grup, lise son sınıflar, kızlar, biz Samiha Ayverdi'yi tanımak istiyoruz dediler. Tabii bunların içinde ateist var, bunların içinde feminist var, bunların içinde komünist var. Yani üç grup insan var. Ve bir ben anlatıyorum Samiha Ayverdi'yi. Ben tabii daha bu görüntüdeyim. Bir de edebiyat hocaları var. Biraz müteassıp bir bey. O da metinlere kalmadı. Bunların aklı şaşırmış. Yani bu hoca, bu modern kadının hocası mı? Bu müteassıp adamın hocası mı? Yani oradan biraz şaşırmış. İlla Sami Ayverdi'yi görmek istiyoruz dediler. Ben de izin aldım. Fakat çok rahatsız bir devreleri. Önce İlhan ablanın evi vardır yan tarafta.
kardeş Ekrem Akkay verdi. O ev hakikaten çok mühim bir ev. Şey gibi, müze gibi bir ev. Ekrem Akkay verdi çok mühim bir mimar. Türkiye'nin birçok yerini yapan, kitaplar yazan, Japonya'dan incelemeye gelenler var. Öyle bir mimar, evi de müze gibi, oraya gittik. İlhan abla, annem ve ben Samihanne'yi anlattık. Kızlar çok şaşırdılar. Dediler ki, burada büyükler hizmetçi olmuş, hizmetçiler büyük olmuş. Çok şaşırdık evde dediler. Sonra yandan bir şey geldi, haber. Samihanne onları bekliyor diye. Biz gittiğimizde gri bir sabahlık vardı. Kedisi, Samihanne'nin kedisi, Samihanne'ye yemek geldiğinde kedi masa olurdu, yemek masası. Yatardı ve hiç kımıldamazdı ki yemek devrilmesin, o da o zevkten ayrılmasın diye. Yine böyle bir heykel kılığında Samihanne'nin önünde, kucağında oturuyor. Ve biz içeri girdiğimizde Samihanne bütün izimlerin canını okudu. Yani komünizm, işte feminizm, kızların çoğu feminist, ateizm, hepsinin canını okudu. Fakat bunu çok zarif hikayelerle filan yaptı. Ben dedim ki bu kızlar bir daha buraya gelmezler. Bütün bilgilerini yıktı Samihanne. Bir dakikada yani. Bütün bilgilerini. Çıktığım zaman birçoğu ağlıyordu. O nasıl gözler diyorlardı. O nasıl bir bakış. Birçoğu biz kitaplarını okumak istiyoruz. Nereden temin ederiz dedi. İnsan-ı Kamil'in tesiri böyledir. İnanamazsınız. İnanamazsınız. Tesir etmek istediği zaman nazar eder. Bu nazarın tesirini size anlatamam. Bu Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait bir özelliktir. Hazret ilmi anlatırken nazar ederek onları kalplere mühürlermiş. O özellik. Celal özelliği diyoruz buna. Öyle bir sultandı Samihanne Alan. Buyurun efendim. Osmanlı'ya verdiği hazretlerinde çok güzel. Osmanlı tarihine çok vardı. Ve çok sevdi. Bilhassa Fatih Sultan Mehmet'e aşıktı. Fatih Sultan Mehmet de çiçekleri de bahçeyi çok bahçıvanlık yapan bir şey. Aynı zamanda en büyük mimar. Evet. Şey, deha. Bir insanın kendisi. Akrardan bakarsın bir mimar bir insan. Bir şey soracağım. Tabii. Emin Oktay dedi. Emin Oktay çok değerli, kıymetli bir tarihçi. Uzun müddet onun tarihçi. Kitaplarını aldık. Evet. Onun hakkında sözüm şeyden dışarı, meclisten dışarı Ermeni aslında olduğunu rivayetleri çıktı ve karalamak. Doğru mu? Ben onu bilemiyorum çünkü hiç böyle bir şey duymadım ve hocam hiç öyle değildi. Doğru. Yalnız ben Emin Oktay Bey'in söylediği bir şeyi size söylemek istiyorum. Dedi ki yazdığım tarihin bir kısmı doğru değildir. Çünkü bana böyle yazdırıldı dedi. Açık ve net şekilde bize emirle yazdırılmıştır. Bir kısmı doğru değildir yazdığım tarihin dedi. Yani kendisinden yine bizzat duyduğum için açık ve net ben de söylüyorum. Evet evet. Bilinmelidir ki secde mutlaka alnını yere koymak değildir. Melaikenin secdesi Adem'e baş eğmelerinden, itaat etmelerinden ibarettir. Ben de burada hocamın şiirini almışım. Kulluğu müminlerin bir ulusüphanedir ki bu ibadet secdesidir. Hizmeti dervişlerin er olan insanidir. Bu da emir secdesidir. Yani insana hizmet Allah'ın emridir. Fakat Allah'a zaten hizmet ve secde zaten kendiliğinden olan bir şeydir. Çünkü Allah, biz Allah'ın bir sadece bir gölgesiyiz. Gölge bütünden ayrılamaz. Gölge de ancak bütünü idrak ettiği zaman mutlu olur. Çünkü kendi onun parçası ve gölgesidir. Anlatabiliyor muyum? Kabe'ye yönelmeye ilişkin emir meşru olduğu için yakınlık kabul edilmiştir. Tıpkı yüzün Kabe'ye, kalbin ise Hakk'a yönelmesi gibi meleklerin zatlarının Adem'e, sırlarının ise Adem'in yaratıcısına secde etmesi emrinden dolayı olduğu için övülmüştür. Yani aslında insan-ı Kamil'in sözünü dinlerken insan-ı Kamil'i dinlemiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i dinliyorsunuz. Çünkü soruyorlar Hazreti Ayşe'ye, peygamber ahlakını söyler misiniz? Kur'an'ı okumadınız mı? Aynısıdır diyor. Demek ki ondan tecelli eden ahlak Kur'an-ı Kerim'dir. Melekler niçin ona secde ettiler? Çünkü Allah'ın tayininin sahih olduğunu gördüler. Allah Hazreti Adem'i halk ettiği vakit ona baştan aşağı nuruyla ve zatıyla tecelli etti. Hatta şöyle bir
şey söylenir. Hazreti Adem de Nuri ile tecelli ettiğinde Adem dedi ki, ama ben hiç görmedim. Ben kendimi göremiyorum ki Nuri göreyim. O zaman baş parmağına bak ya Adem dendi ve orada Nuri ilahi tecelli etti. Yani aslında insanı var eden o Nuri ilahidir. Çok güzel anlatır İbn Arabi. Onurdan kime değdiyse onda Allah manası halk oldu der. Mesela İbrahim'e değdi, İbrahim teslim oldu. Yunus'a değdi, Yunus Sübhanallah diye tesbih etti. Eyüp'e değdi, Eyüp de baştan aşağı sabır tecelli etti. Öyleyse bütün güzel vasıflar o nur-u ilahiden bir parçanın bizim kalbimize değmesiyle ortaya çıkar diyor. Adem Allah mıydı? Haşa! Fakat topraktan yaratılmış Adem'e melekler secde ettiler. Çünkü Allah oradan tecelli etti. Allah bir ağaçtan Musa'ya tecelli ettiğine göre, ben senin Allah'ım demedim mi? Kamil insandan tecelli etmesini niye çok görüyorsun diyor hocam Kenan Erfay. Sonra anneme de bir kere şöyle demişler, ey mazhar-ı mürşitte tecelli eden Allah. Mürşidin mazharında, yani mürşitten tecelli eden sözde, hakikatte tecelli eden Allah. Onu görürsen o zaman çok rahat ediyorsun. Melekler birinci secdeyi Hakk'ın emrine itaaten ettiler. Başını kaldırıp secde ettikleri Adem'de Allah'ın tecellisini görünce tekrar secde ettiler. Tekrar anlatmış hocam. Burada Hazreti Mevlana'dan şöyle bir rivayet duydum. Dedi ki, diyor ki, ben birinci secdeyi ettim. Önümde başımı kaldırdım, Nur-u İlahi'yi gördüm. Ama önümdeki birkaç kişi görmedi, onları da ittim diyor. Demek ki İsa-ı Kamil bizi görmesek de itiyor. O çok güzel bir şey. O zaman siz de secde etmiş oluyorsunuz, çok şükür. Secde Allah'tan başka kimseye olmaz. Bu secde de iki türlüdür. Biri Allah'a olan secde, diğeri de Allah'ın emriyle meleklerin Hazreti Adem'e ettikleri hürmet secdesidir ki başlarını kaldırdıklarında Adem'de Allah'ın tecellisini görerek tekrar secde ettiler. Denizin köpüğünü görüverdin mi? Hayran olman lazım ki denizi de göresin. O köpük İsa-ı Kamil diyor. Köpüğü gören sırlar söyler. Denizi görürsen şaşırıp kalırsın. Köpüğü gören niyetlerde bulunur. Denizi gören gönlünü deniz haline getirir. Köpüğü gören onları sayar döker. Denizi görenin irade ve ihtiyarı kalmaz. Kendisi kalmaz. Köpüğü gören dönüp dolaşmaya düşer, denizi gören de hiçbir kıllık iş kalmaz, benlik kalmaz. Ne diyor? Ben sanırdım alem içre hiç bana yer kalmadı, hiç dostum kalmadı sanıyordum. Herkese kızıyordum. Ben beni terk eyledim, nefsimi terk eyledim. Gördüm ki yer kalmadı, yabancı kalmadı, herkes dost oldu. Demek ki ya bize dost olmayan yegane varlık nefsimiz, kibrimiz. Benliğimiz, ben üstünüm lafları. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Sana öğreteyim. Diyor ki İbn Arabi, kul olmadan hiçbir mürit mürşit olamaz. Kul olacak. Kul hiçbir kimseye öğretme iddiası bulunmayan bir şey. Hani peygamber sorunca söylüyor ama iddia yok. Hoş geldin. İddia yok. Yani ben öğreteceğim diye, gel sana öğreteyim, gel bak bende bir bilgi var, sana bildireyim. Katiyen mi? Katiyen mi? Onun için efendim hep beklerlermiş, karşıdan talep gelirse ancak o zaman söylerlermiş. Ben de bunu düstur edindim, konferanslarda da bekliyorum. Talep gelmezse konuşmuyorum. Mesela hiç unutmuyorum, Malezya'da çok büyük bir konuşmada, Malezya'da hiç tasavvuf yok, sırf şeriat var. Biz ilk defa Malezya'da Carl Ernst bir tasavvuf düzenledi, 3 günlük. Beni de davet etti. Kerim Crow diye kulakları çınlasın, çok zevkli, yeni Müslüman olmuş bir profesör arkadaşımız da davet. Kerim çok kuvvetli bir Müslümandır, ciddi bir Müslümandır. Tasavvufta konuşacağız fakat tabii onlar bilmiyorlar tasavvufu. Bize de her konuşmadan sonra soruyor, Azizan diye bir arkadaşımız var, siz ne düşünüyorsunuz, buna karşı ne diye dersiniz? Adamın bir tanesi geldi ve dedi ki, ben tasavvufa inanmıyorum, İbn Arabi'yi reddediyorum,
bana bir şey, Kerim Kurol kalktı ve siz dedi, ya dedi entelektüel görünen bir cahilsiniz ya da korkaksınız dedi. Evet, adam çok kızdı. Yani kıpkırmızı oldu fakat bir şey demedi. Çünkü demiş ki arkadaşlarına, onun konuşmasında onu rezil edeceğim demiş Kerim Kurol. Bana da bir şey söylenmedi yani, Cemal Hanım siz ne düşünüyorsunuz, siz ne söylüyorsunuz? Ben sustum. Yemeğe gittik hep beraber bu konuşmadan sonra. Yemek böyle yan salonda oluyor, masa masa. Benim yemeğim bittikten sonra yanına gittim adamcağız. Ben de dedim, sizi tebrik etmeye geldim dedim. Adam o kadar şaşırdı ki anlatamam. Biliyor çünkü ben hep tasavvuf anlatıyorum. Dedim ki, ben tasavvufa inanıyorum. Aslında kuvvetli bir de İbn Arabiciyim. Dolayısıyla İbn Arabi'den öğrendiğime göre sizden de konuşan Allah. Onun için sizi de tebrik etmek lazım, siz de lazımsınız dedi. Adam o kadar şaşırdı ki, dedi ki aslında ben de bunu söylemek istiyorum dedi. Sonra beni dinledi. Allah razı olsun, Kerim'e de hiçbir terbiyesizlik etmedi. Beni dinledikten sonra bir tek soru sordu. Sizin anlattığınız bu mürşit dedi. Kitaplardan mı öğrendiniz yoksa hakikaten yaşadınız mı dedi. Hakikaten yaşadım. Çok etkilendim dedi ve gitti. Yani aslına bakarsanız tasavvufun halinde edep vardır. Yani kızıp sinirleneceğimiz yerde onlara bir şey öğretme kaygısında olacağım. Bu adam söyledi, Allah beni burada lanetler, yanında durdum. Böyle bir şey yok. Siz yanaşarak sevgiyle yola getirmeye çalışmalısınız. Yoksa ama bunu ben yapacak insan değilim, ben bundan bin beterim. Bunu yaptıran Allah. Sığınınca Allah yaptırıyor. Yani ben diye çıkmadığınız zaman Allah size yaptırıyor. Onu anlatmak için bunu söylüyorum. Adem'e secde edenler dört kısımdır. Mutasavvıflar böyle söylüyorlar. Bunların birinci kısmı Allah'ın emridir. Secde ettiler. Başlarını kaldırdılar. Adem'de hak tecellisini görerek bir daha secde ettiler. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ali ve Hazreti Hatice'nin bir söz ile iman edişleri gibi. Bir söz. Üçünün de. İkinci kısım evvela secde etmedi. Sonra etti. Hazreti Ömer Efendimiz'in peygamberi kesmeye gelirken cezbeye kapılıp iman etmesi gibi. Üçüncü kısım evvela secde etti. İkinciyi anlamadı. Vahiy katibi İbn-i Serhin önce peygamberin önünde oturup sonradan ben diye kafir oldu. Dördüncü kısım ise ne önce etti ne de sonra. Ebu Cehil ve şeytan gibi. İşte bunlar dört grup diyor Hazreti Pir. Bedbaht ve deni şahıstan südur eden taat, iblisin taatı kabulindendir. Cenab-ı Hak onu Adem'e secde et dediği vakit o kert gamur çarçabuk yüz çevirdi. Dedi ki, ben ancak sana secde ederim. Bak bu da ne akıllı. Diyor ki, Allah'ım... Bu iblislik böyle bir şey yani. Evet, delili de var elinde. Sen şimdi ayet söylemedin mi diyor Kur'an'a göre. Yalnız bana secde edilecek. Ben diyor ona uydum diyor. Ben Adem'e secde etmem çünkü senin Kur'an'ındaki ayete uydum diyor. Allah da diyor ki iyi de ben zaman içinde yeni ayet getirip eskinin hükmünü kaldırırım ortada. Sen niçin anlamıyorsun? Aslında eskinin hükmü kalkmıyor. Çünkü anlayan için Adem'e edilen secde Allah'a secdeden başka bir şey değildir. Burada iblisin hatası iki görmesi. Adem'i Allah'tan ayrı bir varlık olarak gördüğü için ona secde etmedi. Anlatabiliyor muyum? Sonra da cahilane mücadeleye başladı. Benim Adem'e secde ile emrolunmam adalet değildir. Ben kendimden aşağı bir mahluka niye secde edeyim? Benim iyilikte ondan 100 kat... durumum var. Çünkü 100 senelerdir meleklere öğretmenlik yapmış. Şeytan dediğiniz bu. Yani neyimize güveneceğiz? Adem topraktan yaratıldı, ben ateşten. Âlâ'nın Edna'ya secde etmesi zuldür. Eğer iblisin ibadetleri sadakat ve muhabbetle olaydı, secde et emrini dinlerdi. Anlamadı diyor. Secde etmek alnını yere koymak değildir. Birine secde etmek onun için çalışmaktır. O halde tüm varlıklar insanlara secde ederler. Tüm varlıklar. Mevcudat aralarında kamil insan bulunduğu için insanlara secde ederler. O halde bütün insanlar kamil insanın parazitleridir.
Yani diyor ki Allah, ben tecellimi Kabe'de yaptım. Sen de aklın başındaysa onun kapısına kıtmir ol. Değil mi? Yedi uyuyanlar kim? Yedi uyuyanlar kapısında o Allah sevgililerinin kapısına bir köpek kıtmir olmuş. Allah da o köpeğin cennete gideceğini müjdelemiş, öyle değil mi? Adam da demiş ki, Allah'ım senelerdir sana ibadet ediyorum, şu köpek bile cennete gidecek, benim ne olacağım belli değil deyince Allah'tan nida gelmiş, sen de bir Allah sevgilisini bul, kapısında köpek ol, köpekten kasit sadakattir, sadakatle bağlan, yüz çevirme. Hani nasıl köpek bir evi tuttuğu zaman başka köpeklerin gelmesini engeller? Ya birisi sahibine saldırsa ona saldırır. Sadakatle sahip ol diyor. İşte Allah bize bunu nasip etsin. Sadakat, sadıklık çok önemli. Hazreti Ebu Bekir'in vasfıdır. Sadakat onun huylarını uygulamak demektir. Arkadaşlar sadakatin hakikati budur. Öyleyse insanla kâmile sadık olma, onun halini giyinmek ve onun rengine boyanmak demektir. Tam teslimiyet bu. Yani yalan söylemeyeceğim. Sözünde duracağım. Son derece biat edeceğim. Huylarına biat edeceğim. Ahlakına biat edeceğim. Sözde söylediklerini yapma gayreti içinde olacağım. İnsanın kendini bize atmaz satmaz. Neler yaptık da atılmadık. Çok vefalılar. Ama onların sevgisini de kötüye kullanmamak lazım diye düşünüyorum. Melekler Adem'de Allah'ın tecellisini nasıl gördüler? Allah görülebilir mi? Bu sorunun cevabını aradık Kur'an'da. Hazreti Musa ulul azim bir peygamberdi. O peygamber ki Cenab-ı Hakk'ın halifesidir. Olmayacak bir şeyi talep etmez. Peygamber olmayacak bir şeyi talep eden etmez. Eğer Allah'ı görmek mümkün olmasaydı, ya Rabbi bana kendini göster der miydi? Ancak Allah bu gözle görülmez. Zayıf olan bu göz maddi aydınlığa bile dayanamazken Allah'ın nuruna nasıl tahammül edebilir? Mahluk Allah'ı göremez. Allah'ı gören kendisidir. Yani sen yok olursan kendi nuruyla o nuru idrak eder diyor. Burada da gördüğü şey Allah'ın sübhanlığı değil, nuru. Nur-u ilahisini görmek için dahi sen nur kesil ki diyor, o nurla o nuru idrak edebilirsin. Bir şeyin hakikatini görmek ve bilmek için o şeyin kendi olmalıdır. Burası da çok önemli. Yani karşımdakini kabul ettim. Olmuyor. O seni kıskanıyor. Mesela birisi beni kıskanıyor çok şükür inşallah. O kıskanan kişinin kendi olmazsan onun seni niye kıskandığını anlayamazsın. Onun o olacaksın. Onun yerine kendini koyacaksın. Ben mesela aşırı annem sağ olsun inşallah uzun ömürler versin Allah. Bize hep şu lafı etti. Ben sizi hizmetçi olarak yarattım. Ben sizi hizmetçi olarak. Biz de böyle bir çocukluğumuzdan beri her şeyi aktarırız Asuman'la gitti. Asuman pek yapmaz da bende daha çok var. İşte şu bardak kalkacak ben kaldırayım. Hani hizmetçilik yapacağım da Allah'a yanaşacağım ya o bakımdan. Şimdi bazı böyle yerlere girince orada anladım ki o ben yapayım sözünü kendini göstermek olarak algılıyorlar. Onların gözüyle kendime bakınca bunun çok sinir bir şey olduğunu gördüm. O zaman kendime sinirlendim ve yapmamaya gayret ettim. Demek ki onların gözüyle kendimize bakmak lazım. Yani o olarak kendimize. O zaman haklı beni kıskanır diyorsun. Haklı diyorsun, çok haklı. Benden nefret eder. Çünkü bu huy onda yok. Çok haklı diyorsun. Kızmıyorsun. Sinirlenmiyorsun. Öfkelenmiyorsun. İşte bu hal İbn Arabi'nin bize öğrettiği hal. O olarak bak diyor. Empati diyorlar ya batılılar şimdi anlamadan diyorlar da işte bu oluyor. Sen ateş olmalısın ki ateşin hakikatini bilesin. Allah'ı görmek kulun ne haddine? Demek oluyor ki sen kendinden çıktığın vakit Allah'ı görebilirsin. O vakit gören de sen değilsin. Sendeki Allah'a ait nurdur. Bu söylenen dünyada görmek meselesidir. Ma mafi cennette bile Allah'ı görmek için giyilecek nurani ve ruhani kıyılatlar vardır. Yani Allah'ı görmek için. Bunun ben size iç yüzünü şöyle anlatayım. Benim Züliş teyzemin o cüce olan kızı. Hayatta en özlediğim insan onu özlüyorum. Yani hakikaten her şeyini özlüyorum. O böyle bakardı, en çirkin kadına bakar.
Cemal'in kadının güzelliğine bak derdi. Ay Züleyş hiç güzel değil bu kadın derdi. Aa çok güzel derdi. En kötü eve bakardı. Ay köşk burası. Burada yaşayalım inşallah. Ay o bu ev çok kötü Züleyş, senden ben bile sığmayız buna derdi. Demek ki Allah o hilati giydirdiği zaman her şeyi köşk görüyorsunuz. Her insanı huri ve gülman görüyorsunuz. O zaman siz cennette olmuyorsunuz. Başka cennet niye arıyoruz ki? O cennet, o cennet. Firdevs cenneti. Yani bu alt bir cennet de değil. Çünkü cennetlerin makamları var. İnşallah onları tekrar okuyalım. Üst makamda bir cennet oluyor. Her yerde onu seyretmek. İşte mesele bu. Bu da ancak Allah'ın insana lütfuyla olur. Demek ki Allah bazı şeyleri değil mi Gülgün? Yani en iyi sen bilirsin, kaç sene beraber yaşadınız. Allah bazı şeyleri aldığı zaman insan daha çok şükrediyor. Çünkü kıymetini biliyor. O yürüyemezdi, o tuvalete bile tek başına giremezdi. Biz her şeye sahibiz. Şu kadarcık bir midesi vardı. Yemek yemeye bayılırdı. Nefes alamazdı. Nefes alacak ciğeri şu kadarcıktı. Ama bir tek gün şikayet ettiğini görmedim hayatım. Herkesi imana getirdi. Etrafta kim varsa. En olmayacak adam. Bir şey anlatayım. Onunla ilgili size zaten görüştüm bugün. Bir gün bana dedi ki ya üst katta bir ateist adam var. Bu da şey yönetici. Ateist adam var dedi. Evini yaptı. Bu da yüksek miyim ressam ya. Dekorasyona falan çok... Evini çok güzel yapmış ama dedi bir görmek istiyorum. O adam ateist, suratıma bile bakmıyor dedi. Ben nasıl göreceğim o evi Cemalur dedi. Valla senin işine karışılmaz, sen bir şey yaparsın dedim. Aa ertesi gün adam intihar ediyor. Evet, adam intihar ediyor. Bu da yönetici ya, kapıcıyla gidiyorlar kapıyı kırıyorlar. Ona diyor ki kapıcıya, sen diyor arada diyor ben bir evi gezeyim. Güzel o evi gezmiş, olduğu gibi görmüş. O arada adam aramış, hayatını kurtardılar adamın. Ve adam nasıl müteşekkir oldu ona. Dedim ki nasıl bir nazın geçiyorsa Allah'a, adamın evini görmek için adamı intihar etmiş. İşte Allah sevgililerinin böyle inanılmaz hikayeleri vardır gerçekten. Akıl almaz. Çünkü Allah onların kendine olan teslimiyetinden o kadar memnundur ki onların hiçbir isteğini geri çevirmez. Şahsen yaşadığım için biliyorum. Her isteğini yapıyor. Çünkü o onun sevgilisi oluyor. Çünkü ona bakan Allah'ın büyüklüğünü idrak ediyor. Hayretler içinde kalıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Melekler tamamıyla akıldan ve candan ibaretler. Fakat yeni bir can geldi. Adem yaratıldı mı onun karşısında beden haline geldiler. Yani canın canı gelince canı candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa. Yani biz hepimiz candık. Ezelden candık. Ama canın canı gelince can beden hükmüne giriyor. Biz Hazreti Muhammed'e beden olduk. Vücut olduk. Vasıf olduk. Çünkü o canın canıydı. O her şeyin hakikati ve özüydü. Onu anlatıyor. Kulluktan o canı gördüler. Ten gibi o ruha hizmetçi kesildiler. Şeytana gelince canla başla ondan baş çekti. Canla birleşmedi çünkü ölü bir uzundu. Canı olmadığı için Adem'e feda olmadı. Kırık bir erdi, cana itaat etmedi. Resulullah öyle bir ilahi nurdur ki onu anlamaktan melekler ve insanlar bütün mevcudat acizdir. Muhammed'in yoluna delil sıdktır. Muhammed'in vuslatına delil aşktır. Muhammed bir hidayet nurudur. O aşıkların muhabbet şarabıdır. Binaenaleyh onun halini ve efsafını anlatmak kimsenin ama kimsenin haddi değildir. Eğer denizler mürekkep, ağaçlar kalem de olsa yine de onun şan ve şerefini yazmaktan aciz kalır. Bir daha tekrarını getirsem yine tükenir. Onu gören Allah hisseder. Onun miracı her vakittir. Zira o her an Allah'taydı. Onun varisi olan Ehlullah için dahi onlar da onlar ile olan Allah olur denildiği halde ya cümlenin efendisiyle olan kimdir siz düşünün diyor. Mevlana Mesnevisi'nde böyle buyurmuş. Efendim ben burada kalarak inşallah bir dahaki derste yapmaya var mıyım? Varım. Bu hafta sonu sizden bir şey rica edeceğim. Ben Oxford'da bir konuşmaya katılacağım. İnşallah çok mühim bir konuşma.
O yüzden de duamızın yani diyorum ya. Bakın gidiyorum inşallah. Çok mühim bir konuşma. Bir tek bir şey görüyorum. Bugün dünya tasavvufa ihtiyaç içinde. Yani Oxford gibi bir üniversite tasavvuf sempozyumu yapıp bizleri çağırıyorsa ve heyecanlanıyorsa biz gideceğiz diye, demek ki hakikaten dünyanın tasavvufa çok büyük ihtiyacı var. Dolayısıyla inşallah ve inşallah hocamın ilmi, hocamın peygamberden gelen ilmi bütün aleme yayılsın. Ve insanlık alemi ahlak-ı Muhammediye de birleşsin. Yani bu aşk batıya da yayılsın. Amin. Çünkü batının da adam olması için Hazreti Muhammed aşkına ihtiyacı var. Amin. Çünkü tek kurtarıcı o, iman edin yani. Tek kurtarıcı o. Allah ondan bizleri ayırmasın. Amin. Ve inşallah Hazreti Adem'i idrak etmekten de bizleri ayırmasın. Amin. Bu ikiliye de düşürmesin. Adem başka, Allah'a başka diye ibadet etmeyelim inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum.